Çünkü itaat-i İslam ne demektir? Özgürlük, sevinç, bayram, neşe, ekonomik ferahlık, azabın kalkması, savaşların durması, terörün durması, iç huzuru, vefa, sadakat, temizlik, estetik, güzellik, sanat, demokrasi. Şimdi diyorlar ki demokrasi nereden? Kur'an sonuna çıktı demokrasi. Hazreti Adem öğretmiştir dünyaya demokrasiyi. Hazreti Adem'den itibaren demokrasiyi. Yani ben anlaşılması için bu sözü kullanıyorum. Yoksa demokrat bilmem ne falan olay ondan alakası olduğu için demiyorum. Şimdi demokrasine karşılığı bir cümle söylesem bazı insanlar anlamazlar. Ama demokrasi dediğimde anlıyorlar. Tabii. Değil mi? Tabii. O yüzden söylüyorum. Yani Kur'an'ın anlattığı bir gerçektir demokrasi. Yani insanların kendi kendini yönetmesi, özgür olması, fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, hayat özgürlüğü, güvenlik içinde yaşamak. Değil mi? Ya güven çok önemli. Güven içinde yaşayalım. Her günümüz bayram olsun. Değil mi? Her yer güzel olsun. Tabii. Mesela bak, gidip gelirken bakıyorum Boğaz'dan oraya. İmar kanunu olduğu için eski İstanbul evlerine dokunulmuyor. Hep harabe vaziyette. Kardeşim, bir an önce onları böyle şirin ve tatlı, ahşap, eski İstanbul evlerine çevirsek, cam kenarlarına, pencere kenarlarına çiçek diziyorlardı o zamanlar. Böyle güzel çiçekler aşağılara sarksa. Değil mi? Tabii. Ve cıvıl cıvıl, çok şeker bir görünüm alsa. Kuşlar yuva yapsa o evlere. Şahane olur. Elimiz kolumuz bağlı olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Yani bana imkan verecekler. Yani bir sene sürmez Allah'ın izniyle. Ya niye harabe seyredelim kardeş? Nereye gitsek harabe. Her yer dökülüyor. 200 senelik ev normal. Yani. Yıkım izni. Tabii ki yıkılmasını biz istemiyoruz. Şöyle kabul ederiz. Eski modelden daha güzel ve daha şirin. Teknik istemiyoruz biz. Teknik düzgünlük istemiyoruz. Yani ahşabı, betonu biz bunu istemiyoruz. Biz çiçekleriyle altına asmasıyla, asma dalı saracak o evi. Biz göreceğiz. Kedileriyle, değil mi? Eski İstanbul'u yapmak. O ahşabın eski görünümü çok önemli. Ben gıcır gıcır ahşap da istemiyorum. Yani biz o günlere dönüyoruz. Sağlam, yeni fakat eski görünümü ahşap olması lazım. Değil mi? Gıcır. Hadi ona da razıyız. Yani gıcır gıcır ona da razıyız. Ama yeter ki olsun. Böyle ahşap işlemeler, yani ahşap işçiliği, yani ahşabın böyle nakış gibi değil mi, işlenmesi, bunları göreceğiz. İnşallah. Osmanlı sanatı nefistir. Çok çok, yani dünyadaki açıkça söyleyeyim en güzel sanattır. Yani bir Osmanlı evi, ya Osmanlı salonu, Osmanlı sedirleri, Osmanlı pencereleri, perde örtüleri, tüller, yaygılar, sofrası. Yani anlatılamaz bir güzelliktir. Şahane bir şeydir. Tokat, Turhal, Amasya var. Oralarda kaldı eski İstanbul evleri şey var. Eski Osmanlı evleri var. Aman sakın oralara bir şey yapmasınlar. Mesela Tokat'ta da bağları yerle bir edip oralara binalar dikmişler. Yani illet oldu böyle söyleyeyim. Yani anormal kızdım yani. Çok şahane bağları vardı Tokat'ın. Kardeşim başka yer mi bulamıyorsunuz? Bağları sökmüşler graderlerine. Bina yapmışlar. Beton yığın. Ne gerek? Sarkıdın şehri aşağıya doğru. Eski şehri ellemeyin. Değil mi? Dursun orijinal haline. Daha da güzelleştirelim. Artık olmuş bir kere ama yani bana yetki verse o binaların hepsini yıkarım ben yeniden. Yeniden o bağları kurdururum oraya İnşallah. Yani. Pardon olmaz bu işte yani. Pardonsa biz de pardon deriz yani. İnşallah. İnşallah. Bir ayet okuyorum müsaadenizle. Evet. İnşallah. Bakara suresi 256. ayette şeytanın Allah'a sınırım dinde zorlama yoktur diyor hocam. Dinde zorlama yoktur. Evet bahsettiniz. İşte bak bitti. Demokrasiyi özetleyen çok kısa bir Kur'an ayeti. Dinde zorlama yoktur. Bitti. Evet.